Halloldu mu Berin meselesi? Hallolmadı. Bitmedi. Dava görülecek. Hayırlısı. Temize çıkarsın sen de inşallah. Ne çektin be kardeşim ya? Ne çektin be boncuğum? Bana bak. Abla kardeşçilik mi oynayacağız? Ha? Kusura bakma ama ben yokum. Ya ben ne dedim ya şimdi? Ne dedim? Kötü bir laf mı dedim ben? Ne dedim? Sen bir şey deme zaten. Bak ben bu eve zaten çok zor geliyorum. Sizin yüzünüzü görmek de istemiyorum. Beni daha fazla sinirlendirme. Ya tamam da ben kötü bir şey demedim ki şimdi. Desem yine söyle. Tamam. Git sen de. Git Hazal gibi sen de. Hazal nereye gitmiş? Sen bilmiyor musun? Küçük hanım artık babaannesinin himayesinde. Tabii. Karacaların köşklerinde yaşıyor. Senin başına gelenleri duymuşlar, endişelenmişler. O yüzden ben de dün gece orada kaldım. Tamam. Tamam anneciğim ama ben artık geri döndüm, buradayım. İstersen sen de geri gel. Ha? Hem babaannenlere yük olmamış olursun. Bırakmıyor ki vallahi. Yani tutturdu burada kalacaksın diye. Sabah yaptığınız kızartmalardan muhakkak koyun sofraya. Hazal çok sevdi. Tamamdır hanımım. Gel kızım. Hayırdır anne? Hazırlık Hazal için mi yoksa gelin hanım için mi? Ne gelin hanımı? Melike'yi diyorum, çıkmış ya. Ondan bize ne? Kızıyla gelir belki. Sonuçta içimize kadar soktuk. Belki o da buraya taşınır. Olur mu hiç öyle şey kızım? Bak kızım. O kadın bu kapıdan içeri Hazal'ın hatırı için girdi. Şimdi kız benim yanımda. Onu kim çağırıyormuş? Kızı isterse. O zaman ne olacak? Bak ben o kızı bir evlendireyim. Bir daha geliyorum anası aklına. Zaten kim bilir nasıl bir pisliğe bulaştıysa belli değil. Aman bizden uzak, Allah'a yakın. İç. Afiyet olsun efendim. Sağ ol kızım. Sağ ol. Ya Kadir şu kızı bir daha arasana bak hala gelmedi merak ettim. Arayayım anne. Melike. İyi akşamlar. Ne oldu? Zehra Hanım'la konuşmaya geldim. Hayırdır? Ne hayır oğlum? Baksana şu girişe. Ne konuşacakmışım seninle ben? Yeni cinayetini mi? Babaanne anlattım ya ben sana. Annemin bir ilgisi yok. Kenan için de öyle söylemişti annen. Seher. Anne ne oluyor? Bir durun bakalım ne diyecek? Zehra Hanım. Konu ben değilim. Hazal. Ne olmuş Hazal'a? Bakın. Görüşmenize bir şey demiyorum. Hatta burada kal demişsiniz. Hazal burada kalıyor. Ona da bir şey demiyorum ama... Yok bir de bir şey diyecektin. Bir de engel olacaktın. Benim torunum değil mi Hazal? Evet torununuz. Ama her şeyden önce benim kızım. Benim kızımı benden izinsiz evlendirmenize müsaade etmem. Anne. Melike doğru mu söylüyor? Ne evlendirmesi ne oluyor? Doğru. Annen Kerim'le Hazal'ı görücü usulü sözlendirmeye karar vermiş. Nereden çıktı şimdi bu? Ay üstüme iyilik sağlık. Sanki ben zorla yapmışım. Çocuklar birbirini zaten seviyormuş. Ben de bir an önce kavuşsunlar diye ön ayak oldum. Kızım anlatsana. Hazal annem doğru mu söylüyor? Var mı böyle bir şey? Babaannem haklı aslında. Yani onlar kendi aralarında konuşmuşlar tabii önce. Sonra bize sordular. Biz de istedik. O da benden hoşlanıyormuş. Kızım, bak siz daha çok gençsiniz. Önünüzde daha çok zaman var. Üstelik yeni tanıştınız. Lütfen Zehra Hanım bu meseleye karışmayın. Eğer aralarında bir şey olacaksa zamanla, kendiliğinden olsun. Zamanla mı?
Gezip tozacaklar mı öyle? Evet, gezip tozacaklar. Yeter ama artık. Sen şu kent haline bakmadan bir de bize akıl mı veriyorsun? Anne bir dur. Bir dur, bir sakin ol. Belki bunları daha sonra konuşalım, olur mu? Ha, tabii sonra konuşurlar. Kızın görüşe gelirse hapishanede konuşursunuz. Anne. Babaanne yeter ama artık. Hazal, sen bağırma. Ben söyleyeceğimi söyledim. Ben de geliyorum. Hayır, sen burada kalıyorsun. İyi akşamlar. Melike. Melike, yemin ediyorum benim haberim yoktu. Olsaydı gerçekten müdahale ederdim. Biliyorum, biliyorum zaten. Ben kızmadım Zehra Hanım'a. Baksana Hazal'a kaptırmış kendini. Zaten Zehra Hanım'a da bir sürü yalan söyleyip duruyoruz. Mecbur kalmasın söylemezsin ki. Sen merak etme, annem halinden memnun. Hazal ona iyi geliyor. Gerçekleri öğrenince ne olacak? Hepimizi mahveder. Ya Hazal, gerçekler ortaya çıkınca düşeceği durumu düşünüyorum. Hiçbir şeyden de haberi yok. Oradan oraya savruluyor yavrum. Sen şimdi kendini bıraktın, bunları mı düşünüyorsun? Boş ver, bırak. Evlilikmiş, sözmüş. Mesele mi şimdi bunlar? Evet, bu. Bütün mesele bu. Ben yarın hapse girersem kızım ne yapacak? Yanlış bir şeye kapılacak mı, üzülecek mi? Ben onun yanında yokken doğruyu bulabilecek mi diye. Bir kısmı zaten kaybettim. Öbürüne sahip çıkmak istiyorum. Korkuyorum Kadir. Çok korkuyorum. Dur, dur. Tamam, korkma. Daha hiçbir şey bitmedi. Nasıl bitmedi? Bir gelişme oldu mu? Yok, maalesef. Elimizde bir şey yok. Bak, gördün mü? Ama daha zamanınız var, öyle değil mi? Ben yine de her şeye hazırlıklı olmak zorundayım. Her şeyin en kötüsüne hazırlıklı olmak zorundayım. Artık bir değil, düşünmem gereken iki tane kızım var. Hazal, hadi biraz daha yumurta al kızım. Bak çok faydalı. Yok babaanneciğim, sağ ol. Hiç iştahım yok benim. Ya iştahım falan kalmamıştır ki. Ben dün gece sana çok üzüldüm, biliyor musun? Ne alaka, niye üzüldün ki? Ne bileyim, annem bu evliliğe pek razı gelecek gibi değil. Yani anlamadım ben. İnsan kendi kızının mutlu olmasını istemez mi? Böyle mutlu bir günde ona destek olmaz mı? Sen nereden çıktı şimdi bu? Sen çok yanlış anlamışsın. Şaşırdı o sadece. Haberi yoktu diye öyle oldu. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Yoksa bana ne senin annenden? Ay! Ne yapıyorsun sen ya? Ay kızım, yapmayın tamam artık. Aynen böyle yapacaksın işte. Böyle geri basacaksın. Benim anneme laf etmeyeceksin. Bana bak. Kızım tamam, bağırışmayın Seher. Otur yerine. Hadi kızım, sen de bitir kahvaltını. Benim buna bakmam gerekiyor. Ben de çıkacağım. Ama daha hiçbir şey yemedin. Hadi iki lokma bir şeyler ye. Benim iştahım yok babaanneciğim. İştahı olanlar yesin. Et olsun, yağ olsun böyle bol bol. Afiyet olsun.